TÜİK enflasyon %21 diyor. İnanan var mı? Yok. En az bağımsız iktisatçı kuruluşlar %50'lerin üzerinde, %58 diyor. Biz onlara inanıyoruz. Bu verileri niye açıklıyorlar? Bunların esas derdinin ne olduğu ortaya çıktı. Çünkü bunlar enflasyon rakamlarını düşük göstererek işçi ücretlerini, emekli ücretlerini, kamu emekçilerinin ücretlerini baskılıyorlar. Bir pres makinesi gibi. TÜİK artık halkın, artık bağımsız kuruluşların verilerini yayınlamıyor. TÜİK sarayın kurumudur arkadaşlar. Sarayın kurumu olarak yayınladığı verilere biz de itibar etmiyoruz, etmeyeceğiz. Asgari ücreti aşağıya çekecekler. Camda, metalde ve diğer iş kollarındaki ücretleri aşağıya çekecekler. O yüzden ana muhalefet lideri TÜİK'in önüne gitti, gördünüz. Vesayet rejimini gördünüz. Bir partinin başkanını bile içeriden almadılar, önüne engeller koydular. Ama bu ülkenin gerçek değiştirici gücü olan işçilerdir. Türkiye işçi sınıfıdır. O binaların önüne işçiler gittiğinde herkes de ayağını denk alacak arkadaşlar. Arnavutluk'tan sonra en kötü asgari ücret alan ikinci ülkeydi. Şimdi birinci sıraya yükseldi. Birinci sıradayız. En kötü asgari ücret alan ülke sıralamasında bire yükseldi. Yani en altta yaşayan %20'lik dilim, yoksullar, yoksul mahallelerde yaşayan işçi insanlar, Bangladeş koşullarında yaşıyor. Ekmek isteyenler, aş isteyenler, iş isteyenler, halkın ekmeğini savunanlara terörist, hain yaftası vuruyorlar. Türkiye hiçbir dönem bunu yaşamadı. Bu hükümet politikası olarak gündeme gelirdi, eleştirilirdi, tartışılırdı ama ilk defa bu kategoriye aldılar ve işin içerisine milli güvenliği de koydular arkadaşlar. Bunların derdi ne? Bunlar neden acaba sürekli bir biçimde faiz indirip bile bile faiz indirip yüksek enflasyona neden oluyorlar? Açıklıyorlar. Dedikleri şu. Yüksek ihracat dönemine giriyoruz. Yabancı sermayeye buyurun gelin Türkiye'de yatırım yapın diyoruz. Bunun sonuçları sonra Türkiye'yi uçuracak diyorlar. Ama bunun sonuçları aynı zamanda işçi sınıfının açlık koşullarında 3 kuruşa çalışarak kölelik koşullarında çalışması demek. Türkiye'li işçilerin, Türkiye'nin ucuz emek cennetinde bir Bangladeş olmasıyla, bir Pakistan olmasıyla, bir Çin olmasıyla övünüyorlar arkadaşlar. Yani bu yoksullukta fırsat olarak, imkan olarak çıkardıkları gerçek şu. Artık yatırımı, ey Avrupa, ey Batı, senin Çin'e götürmene gerek yok. Orada günlük 3 dolara, 2 dolara çocuk işçileri çalıştırmana gerek yok. Biz Çin'i senin ayağına getirdik. Biz Bangladeş'i senin ayağına getirdik. Biz Pakistan'ı senin ayağına getirdik. İşte Türkiye, Pakistan oldu, Bangladeş oldu. Yap yatırımını istediğin kadar, istediğin kadar vahşi şekilde sömüreceğin işçi bizde diyorlar. Yarattıkları Çin modeli budur. Buna sessiz kalacak mıyız arkadaşlar? Buna sessiz kalacak mıyız? Mesele budur. Asgari ücret görüşmeleri var. 5200 lira diye ücreti açıklayan sendikalarımız var. Utanmaz sendikacılarımız da var. İşçiye asgari ücret rakamını söylemiyor, bunu açıklamıyor ama işveren örgütleriyle, patron örgütleriyle asgari ücret tespit komisyonu toplantısında bu rakamı açıklıyor. Arsızlar, utanmazlar bunlar. Sendika bürokratı bunlar. Bunların
işçinin önüne çıkacak yüzü olmamalı arkadaşlar. Böyle iş olur mu? Türk lirasıyla asgari ücret dönemi geçti. Kaç dolar vereceksin kardeşim asgari ücretle? Ne verirsen ver, 2 ay sonra, 1 ay sonra o yüksek artışın Türk lirası bazında karşılığı meçhul. Meçhul. 4000 de versen, 5000 de versen, 3600 de versen 2 ay sonra bu paranın kula dönmeyeceğinin garantisi yok. O yüzden sevgili arkadaşlar, gerek bütçe görüşmelerinde, gerek asgari ücret görüşmelerinde biz sessiz kalamayız, süreci izleyemeyiz değerli arkadaşlar. İşçinin, emekçinin en büyük silahı nedir? Nedir arkadaşlar? Grevdir. Üretimden gelen gücünü kullanmıyorsan daha sırtında, ensende çok boza pişirirler benim işçi kardeşim. Üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Şimdi burada ben Balgur işçisi arkadaşlarımı selamlıyorum. Hoş geldiler. Onlara yüksek bir alkış. Karda, kışta, boranda, ayazda o grev yerinde gördük onların o muazzam direnişini. Aylarca sürdü. Balgur grevinin çıkarttığı sonuç şudur. Balgur için dayanışma grevleri olmadığı için Balgur işçisi kazanamamıştır. Balgur işçisinin grevi önce Gebze'de, sonra bütün Türkiye'de genel grev, genel direniş sloganı hayata geçmediği için sonuç alamamıştır. Tek bir fabrikada, tek bir patrona karşı mücadele etmedi Balgur işçileri. Onlar Gebze Organize Sanayi'de, bütün Gebze ve Kocaeli'de bütün patronların dayanışmasıyla o fabrikanın patronunu kurtardıkları için güçleri yetmedi. İşte buradan öğrenmeliyiz. İşte buradan öğrenmeliyiz. Nerede bir fabrikada ekmek davası için şalter iniyorsa orada bütün işçiler elini şaltere uzatmayı düşünmeli. Bundan sonra çünkü ekmek aslanın ağzında değil midesinde arkadaşlar. Bu çetrefilli, bu çetin mücadeleye var mısınız? Evet. Bir de grevler karşısında iktidarın tutumu var. Siyasi tutum var. Ne dedi Erdoğan? Hatırlayın. Ne dedi? Olağanüstü hali de, olağanüstü halden istifade edip grevlerini yasakladık. Daha ne istiyorsunuz dedi patronların toplantısında. İşte ekonominin kitabını yazmakla övünenler uluslararası sermayeye, Türkiye burjuvazisine kırmızı halılar sermekle, turkuaz halılar sermekle sermaye hizmet etmenin kitabını yazıyorlar. Bunlar işçi düşmanıdır. Bunlar emek düşmanıdır arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, peki ne yapacağız? Durum bu. Ne yapacağız? Size 2 çağrımız var. Yapabilirsin. Birincisi şudur. Vay ilk seçimde gidecekler. Vay sandığı bekleyelim. Aman ha sokağa çıkmayın. Aman ha provokasyon olur. Aman ha iktidar bunu kullanır. Bu sözlere kulaklarınızı kapatın arkadaşlar. Provokasyonu halk yapmaz. Provokasyonu işçiler, emekçiler yapmaz. Provokasyonu kimin yaptığı, hangi güç odaklarının yaptığı belli. Bunlar halkı sindirmek için yapıyorlar. Bunlar işçiyi sindirmek için yapıyorlar. İşçinin gücü, halkının gücü meydanlardır arkadaşlar. Meydanlarda ne kadar çok olursak, meydanları ne kadar çok doldurursak, inim inim inletirsek, işte onlar o zaman gerekli dersi alacaklar. O zaman üzerimize gelmeyecekler. 1 yıl daha bekleyelim mi? 1,5 yıl daha bekleyelim mi? Daha ne kadar şeyimizi kaybedeceğiz? Daha ne kadar zam karşısında
çoluk çocuğumuzun geleceğini kaybedeceğiz. Bunu bekleyemeyiz. O yüzden çağrımız şudur. Seçimler önemli. Seçimlerde hep beraber hareket edeceğiz. Bu tek adam iktidarını göndereceğiz. Ama seçimi beklemeyeceğiz arkadaşlar. Bekleme diyoruz. Birleş diyoruz. Harekete geç diyoruz. Meydanları doldurun diyoruz arkadaşlar. Çağrımız budur. Bu çerçevede iktidarı sandık korkusu, seçim korkusuyla eleştiren burjuva muhalefete de bir çift sözümüz var. İktidarı sandık korkusuyla eleştirmen doğru. Ama bu sokak korkusu niye? Bu sokak korkusu niye? Sandık korkusunu, sokak korkusunu yendiğimiz zaman örgütlü bir halk gücünü bu iktidarın karşısına çıkarttığımız zaman işte o zaman seçimin de güvencesi olur, sandığın da güvencesi olur arkadaşlar. Bunu yapamadığımız zaman emin olun seçim de sandık da güvence altında olmaz sevgili arkadaşlar. İkinci çağrımız Gebzeli kardeşlerimize. Ne yapacağız? Seçimlerde ne yapacağız? Bu tek parti, tek adam rejimini, faşist bir rejimi tahkim etmek isteyen bu sermaye iktidarını göndermek için bir kere yan yana olacağız. Hep beraber aynı sandığa oy atacağız arkadaşlar. Burada biz seçimlere tek başına girebilme yeterliliği olan bir parti olarak açıkça söylüyorum. Üzerimize Emek Partisi olarak düşen sorumluluk her neyse onu yapacağız. Birinci turda ya da ikinci turda başkanlık seçiminde Erdoğan ve iktidarını sevindirecek herhangi bir hamle içerisinde olmayacağız arkadaşlar. Hep beraber davranacağız ve bir referandum niteliğinde tek adamı göndereceğiz arkadaşlar. Bu bizim sözümüz olsun. Parlamento seçimleri açısından şunu ifade etmek istiyorum. Hepiniz merak ediyorsunuz. Ne olacak? Sosyalistler ne yapacak? Emek Partisi ne yapacak? İttifaklar nasıl olacak? Şimdi değerli arkadaşlar, 9. kongremizden beri söylüyorum. Söylüyoruz. Bir yıl önce Aralık ayında yapmıştık o kongreyi. Kongre kararımızdı. Türkiye iki kutuplu burjuva ittifaka mahkum değildir. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta sağa yamanmış Millet İttifakı. Buna mecbur değildir. İki ittifak blokunu aynı görmüyoruz. Tek adam karşısında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı görmüyoruz. Birçok alanda da beraber mitingler, çalışmalar yapıyoruz. Bu ayrı. Ama ortaya konan bloklaşma halkın ittifakını ve halkın beklentilerini karşılayan bir bloklaşma değil. Biz o yüzden üçüncü blok çağrısı yaptık. Üçüncü seçeneği. Bu ittifak dışında kalan bütün kesimleri kapsayan bir halk ittifakı çağrısı yapıyoruz. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Halk İttifakı. Seçimlere böyle bir blokla gireceğiz. Bu bloku örgütlüyoruz. Bunun için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ama şunu da ifade etmek isterim arkadaşlar. Seçimlerden önce zor bir süreç olacak. Sandıkları savunmak zor bir dönem olacak. Seçimlerden sonra zor bir süreç olacak. O yüzden parlamento seçiminde ayrı düşebiliriz ama Gebze'de, yerelde mücadelemizde asla bizim birliğimizi, yan yana gelişimizi zedeleyen herhangi bir dar grupçu tartışma içerisinde olmamalıyız. Omuz omuzayız. HDP mi kapatılıyor? Onların yanındayız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun linç videoları mı yayınlanıyor? Hemen CHP'li arkadaşlarımızın yanındayız. Herhangi bir yerde birbirine bir saldırı mı oldu? Hep beraber onun yanındayız. Bu ayrı bir şey. Bu gücümüzü, bu birlikteliğimizi
koruyacağız sevgili arkadaşlar. İttifak Gebze için şudur. Önce fabrikada işçiler bu sermaye programına karşı kendi talepleri doğrultusunda işçi birliğini sağlamalı. İşçi ittifakını yapmalı. Önce her bir fabrikada kendi ittifakımızı kurmalıyız. Sonra bütün bir Gebze'de işçi ittifakını kurmalıyız. Her bir fabrikada yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar belli. Bir yıldır, üç yıldır, beş yıldır ne yaşadığınızı benim anlatmama gerek yok. Her geldiğimde görüyorum, sizler bana anlattınız zaten. Niye kendi birliğinizi kuramıyorsunuz? Niye işçiler olarak güçlü bir işçi sınıfı ittifakı oluşturmayasınız? Önce işçi sınıfı ittifak olacak. Önce işçi sınıfı gücünü ortaya koyacak. Toplumsal muhalefetin motor gücü işçilerdir. İşçiler olmadan hiçbir şey olmaz. İşçiler olmadan hiçbir ittifak sonuca gitmez arkadaşlar. Kocaeli Gebze'ye bakıyor. 20 milyonluk mega kent buraya bakıyor. İşçi sınıfı varlığını gösterdiğinde emin olun İstanbul işçisi de ayağa kalkar, diğer bölgeler de ayağa kalkar. Bunu oluşturacağız. Gebze'de sendikalarıyla, işçileriyle buranın motor gücü kendi adaylarını çıkaracak. Bu parlamentoda fabrika sahiplerinden geçilmiyor. Bu parlamentoda banka yöneticilerinden geçilmiyor. Bu parlamentoda sarayda bakanlara bakıyorsunuz. Özel turizm sahiplerinin patronu, özel eğitim kurumlarının patronu, CEO temsilcileri. Niye bir tane işçi milletvekili yok? Niye bir tane işçi bakan yok? Bu parlamento İşçi parlamentosu olacaksa, bu parlamento halk parlamentosu olacaksa, bu parlamento emekçi parlamentosu olacaksa, önce Gebze'nin alın teri döken, parmaklarını tezgahta kaybeden işçileri o parlamentoda temsil edilecek arkadaşlar. İttifak burasıdır. Burasıdır, buralardır. Tabanda, yerelde emek, demokrasi, özgürlük, barış güçleri hep beraber bu ittifakı sağladıklarında herkes yukarıda ona göre hareket eder. Hareket etmek zorunda kalır değerli arkadaşlar. Gebze Sendikalar Birliği'ne, onun her bir sendikasına, her şubesine, her fabrikaya, her temsilciliğe iş düşüyor. İzlemeyin arkadaşlar. Ekmek mücadelesi bizde, Sayın Başkan, siyaset sizde demeyin. Bu siyaset değil. Siyaseti beraber yapacağız. Sizin adınıza biz yapmayacağız arkadaşlar. Siz bu siyasetin göbeğinde olacaksınız, merkezinde olacaksınız. Bu çerçevede biz bütün iki blok dışında kalan güçleri toparlıyoruz. Sosyalist örgütlerle toplantılarımız devam ediyor. Sol Parti ile, Türkiye Komünist Partisi ile, Türkiye Komünist Hareketi ile, Halk Evleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi ile çok olumlu, çok olgun görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi ile devam ediyor. Son sosyalist örgütlerle devam ediyor arkadaşlar. Çok güçlü bir rüzgar geliyor. Çok güçlü bir blok geliyor. Kimse halkın ihtiyaçları için, işçilerin ihtiyaçları için bu bloktan, bu ittifaktan kaçamaz, kaçamaz, kaçamaz arkadaşlar. Kim kaçarsa sorgulanır.
Kim kaçarsa halk bunun hesabını sorar. Bu yüzden bu çerçevede sağda solda çıkan spekülatif haberleri aldırmayın. Bu bloğun içerisinde yer alabilecek siyasal güçleri birbirine karşı kışkırtan haberleri aldırmayın. Bunların hepsi fasafis olur. Bu çerçevede dar grupça hesaplar halkın genel ihtiyaçlarının önüne geçemez. Bunlara hep birlikte izin vermeyeceğiz. Peki çözümünüz ne kardeşim? Bu kadar eleştiriyorsunuz da siz iktidara geldiğinizde, siz iş başına geldiğinde bu memleketin sorunlarını nasıl çözeceksiniz? Gençlerin sorunlarını nasıl çözeceksiniz? Şiddete uğrayan kadınların sorunlarını nasıl çözeceksiniz? İşçilerin, işsizlerin sorunlarını nasıl çözeceksiniz? Çözüm basit arkadaşlar. Bakın, sadece bu AKP iktidarını değil, 2000 yıllık ezilen ilişkisini, sömürülen ilişkisine son vereceğiz. Yani ezilenler sistemine, bu kapitalist sermaye düzenine son vereceğiz. Onlar ne yapıyorlar? Çok basit. Bizden alıyorlar. İşçiden, emekçiden topluyorlar, çalıyorlar, çırpıyorlar. Zengine veriyorlar. Yaptıkları iş çok basit, böyle karmaşık değil. Bizim yapacağımız iş de çok basit. Zenginlerden alacağız, yoksullara vereceğiz arkadaşlar. Bu iş bu kadar kolay. Bu iş bu kadar kolay sevgili arkadaşlar. Zenginden al, yoksula ver parasını kardeşim. Bu çerçevede yürüyüşümüze devam edeceğiz. İlkelerimiz nedir? İttifak yaparken ilkelerimiz nedir? Bir, emeğin hakları. Bu ülkede eğer ekonominin dümenine yeniden babacanları oturtursanız var ya, vay halimize. Bu ülkede dış işlerinde Davutoğlu günleri yeniden dümene oturtursanız yazık olur. Bu ülkede yeniden başbakanlığa, iç işlerinde Meral Akşener'leri oturursanız yazık olur. Bunlara izin veremeyiz. Önce emeğin hakları, sermayeye karşı bağımsız program. Sonra demokrasi, halk için demokrasi, Kürt sorununun demokratik çözümü, laiklik, gerçek anlamda laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı bir laik Türkiye ve barış, ülkemiz barıştır. İçeride barış, halklarla barış, dışarıda komşu ülkelerle barış. Bir gün Amerika'nın, ikinci gün Rusya'nın savaş arabasına binmeye son. Hayır, biz bağımsız bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Ve bir halk egemenliği. Ne tek adam iktidarı, öyle ne güçlendirilmiş parlamenter sistem. Halkın doğrudan iktidara gelebileceği, doğrudan temsilcilerini seçebileceği, barajların olmadığı, barajların sıfırlandığı bir sistem. Yöneticilerin görevini yapmadığında görevden alındığı, halk tarafından görevden alındığı bir sistem. Biz buna halk egemenliği diyoruz. Bir kurucu meclis diyoruz. Demokratik anayasa diyoruz. Ve ancak halk iktidarına böyle yürüyebileceğimizi düşünüyoruz. Yolumuz uzun, yolumuz açık, ışıklı. Bunu hep beraber başaracağız arkadaşlar. Mutlaka kazanacağız, mutlaka kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Afiyet olsun. Tek başına yarar.